Akıncı'ya da... Başaran Mobilya'nın sahibi Hüseyin Başaran Bey. Evet hocam. Fuara gidiyoruz. Evet, hayırlısı. Fuara gitme amacınız nedir? Tarımsal anlamda yenilikleri takip etmek amacıyla fuara gidiyoruz. Bu anlamda bize bu vesile olan ilçe tarım müdürlüğümüze, büyükşehirimize, Demirci Belediye'mize, Demirci Belediye'mize çok teşekkür ediyoruz. Ali Bey'imize, Ali Kaymak. Sağ olun. Kerem Bey, sizi herkes merak ediyor. Kıncı, Kıncı Tarım diye reklamını yaptık ama. Sağ olun hocam. Biraz da sizi tanıyalım. Ben Kerem Bey. Benim bilmezler genelde babam bir de. Evet. Eczacı İbrahim Kıncı. Eczacı İbrahim Kıncı'nın oğlusun. Evet. Kerem, sen ceviz yetiştiriyorsun galiba. Ceviz var hocam, badem var. Ondan sonra şey de var gene, arpa buğday gibi kurumaz. Nerede yiyelim? Yeşilova'da, bir de Bahçer Mahallesi'nde. He, oyuk arkası evet, var. Evet, o tarafta. Kaç ton ceviz kaldırıyor? Hocam değişiyor yıldan yıla. Bu sene mesafeler kötü yetişti, iyi olmadı. Bu sene olmadı. Sene, yo oldu, gene güzel. Ve geçen sene göre daha... Senin cevizleri gördüm, eczanede güzeldi. Ya, güzel güzel hocam. Kemik, Chandler cinsi mi? Chandler çeşidi. Bademde varıyor diye badem vardı. O da soğuk burada onları da. Evet. Bu sene bakalım nasıl bir sene. Hayvan yok değil mi sizde? Yok hocam. Köpek var birkaç tane. Evet. Her köpeklerini gördüm. Gördünüz, av köpekleri var. Şey, annen babanın orada da var. Evinde de var galiba köpekler. O babanın oldu artık. O. Onlar çok saldırıyor. Yok hocam, şey yok. Öyle mi? Av köpeği var bende. Öbürküler gitti. Ha, gitti mi onlar? Evet, tamam. Geçen sene görmüştüm. O öldü ya. O. Yaşlıydı o. Tamam. Evet, ikiden mutlarım. Siz neye gidiyorsunuz bu ara? Ben Arıkovan'lara bakmayayım. Arıkovan'a? Evet. Sende arı var mı? Arı yok da Arıkovan'ı imaneti yapacağım. Ha, bu yapıyorsun, evet. Marangozlusun aynı zamanda. Onun çeşitlerini, modellerine bakmak için. Muhtarım, senin köyü büyük ran mıydı? Küçük ran. Küçük ran, abi senin köyü. Kıymet Akkaya. Evet. Muhtarım, sen niye gidiyorsun bu ara? Ben de fuarda son teknolojinin gelişmiş olan efendim? Aletlerini görmek için. Ya. Teknolojinin yeni aletlerini... Ha, yeni aletler, ha, teknolojiyi takip edecek. Evet. Tamam. Muhtarım, senin köy neresiydi ya? Yeğenler Mahalle. Ha, Yeğenler. Ben hiç sizin köye gelmedim valla. Nasip olur, buyur gelsin. Gidem. Bekliyorsun. Tekrar aday mısın? Nasip olursa. Var mı karşında aday? Tabii ki var. Rakip sizin yok. Muhtarım, senin köy kuzeyine yakın mıydı? Kuzeyin üzerinde. Ha, altı, tamam, altı oraya kilometre. Geçti, tamam. Kuzeyde 6 kilometre, Karadaş bölgesinde. Senin köy nasıl muhtarım? Koyun, keçi var mı? Tabii ki hayvancılık var, tarım var, kiraz var, badem var. Senin köyde kaç seçmen var? 54. Azmış muhtarım ya. Şey, insan sayısı 70-80 var mı? 70'i var. Kuzeyine kaç kilometre senin köy? 6 kilometre. He, yakın. Yakın. Senin köylün mü? Muhtar mı? Gürçeşme Mahallesi. Ha, Gürçeşme muhtarı. Evet. Ha, senin köyden geçti muhtarım ben. İnşallah geliriz. Sen de aday mısın? Nasip olursa. He, ilk defa görüyorum bak muhtarım ben. Seni çok gördüm de. Muhtarım, sen de biraz köyünden bahset. Hayvancılık, meyvecılık. Keçi koyun var mı? Var. Gördüm ben senin köyde koyun sürülerini. Çok yok, iki sürü var zaten. Meyve olarak ne var? Kiraz, vişne, badem, ceviz. Hepsi var. Ama sizin köyden Demirci Pazarı'na gelen olmuyor. Yok, biz de o şekilde pazara giden. Siz Selen diye gidiyorsunuz herhalde değil mi? Hayır. Simav'a. Genelde pazar için Simav. Simav daha yakın. Evet. Tamam muhtarım. Mesut Özçelik. Sonra köyde yapacağız. Muhtarım dur bir ya. Veysel muhtarım uyuyor. Güvenli muhtarı. Tirkuksu yapıyor. Tirkuksu, evet. Ama muhtarım köyüne gideceğim önümüzdeki hafta. Muhtarımın köyü, barajı var. Köprü var. Tarihi köprü. Bekir abi, sen süt bilirdin, yardımcı mı? Arkadaş, daha ben başkan yardımcısıyım hocam. Seni Faruk Şeye koymuş ya. Faruk neydi başkanın adı? Şey mi? Haluk, sen ha, senin şeye koymuş, Facebook'a koymuş. Ziraat Bankası'na dün mü gittin? Ziraat Bankası'na müdürümle tanışım şeyine gittik de. He. Hoş geldin'e gittik. Böyle gördüm. Ben bakmadım. Ya Ziraat Bankası mı diyor? Daha yeni mi değişti? Yeni yeni. Üçüncü müdür. Bu bir iki yıl içinde üçüncü müdür herhalde ya. Giden aşağı yukarı bir ay falan durdu. Bu tekrar geldi. Adana'dan bu da. İyi bir yalın. Şöyle bakıyorum. Öyle mi? Evet, efendim. Bekir abi, sen niye gidiyorsun bu ara? Traktör almaya gidiyorum. Teknolojileri takip etmeye gidiyoruz. Ne var ne yok. Yenilik ne çıkmış.
Bekir abi, senin 4x4 traktör yok ama. Ama bende 3 tane traktör var, 4.sünü alacak. Maşallah. 100 beygirlik alacak şimdi. Köyün ağası. Aynen. Ümit sen niye gidiyorsun? Hocam ben de gezmeye gidiyorum tarım fuarını. Ha, merak. Bir traktör, bir pozum, bir de kasa alacağım. Senin traktör var herhalde. Var hocam. İkinciyi alacağım ben. Ooo maç, bir de çiftçilerde para yok diyorlar. Yok hocam ya, çiftçilerde para olmam ya. Mustafa abi sen niye gidiyorsun? Aynen ben de gezmeye gidiyorum. Traktör almayacak mısın? Traktör almayayım, tepora dalacağım. Ne alacak? 3 euro. Ha tamam. Fuara gidiyoruz. Yatırım, siz görevli misiniz? Evet. İlçe tarımda veteriner evet. Olarak çalışıyorsunuz. Veteriner sağlık tehlikeliyim. Evet. Siz fuara gidiş amacınız? Ya oradaki arkadaşlarla beraber, muhtarlarla beraber vatandaş bilinçlendirmek, kendimiz orada bazı yenilikleri görmek için. Evet, diyoruz. Yerinde görmek, evet, incelemek. Evet, yerinde inceleyip ya bunları köylülere aktarabilmek için gidiyoruz. Güzel bir şey değil mi? Evet, çok güzel bir şey. Bu ara değişik firmalar katılıyor. Evet, değişik firmalar gidiyor. Onlara bize ilçe tarım olarak orada muhtarlarla beraber, vatandaşla beraber gidiyoruz. Evet. Otobüste muhabbet koyuyor, herkes birbirine muhabbet ediyor. Hocam bir aracımız daha var. O aracı bilsek mi ki?